teşekkür ederiz. Aslında satır arasında yaptığı bir tespiti hiç kaçırmamak lazım. Çok değerli bir tespitti. Örnekleri Anglo-Sakson dünyadan verdik. İşte Enron battı, şu battı, bu battı, Enron battı vesaire. Konunun öznesi onları yapıyoruz. Fakat gözden kaçırmamamız gereken başka bir konu daha var. Bugün bunları tartışmamızın sebebi aslında Barış Bey'in yaptığı tespit. Yani halının altına süpürülmemiş olması, bununla ilgili dünyayı sarsan iki senedir hazırlatılan bir yasanın olması, yani konunun şeffaf olarak ele alınması. Fakat bu bizi başka bir hataya da götürmemeli. O da şu, bugün konuştuğumuz konuyu bir Anglo-Sakson mantığıyla da ele alamayız. Çünkü kıta Avrupa'sı ve Orta Doğu'nun yapısı, toplumsal yapısı ve kültürel altyapısı bu konuyu kendimize özel ele almayı gerektirir. Yani bir basit örnek anlatmak gerekirse, IFRS'de işte ilişkili taraflar diye bir kavram var değil mi? Baktığınızda bir Amerikan muhasebesi ilişkili tarafı ele aldığında onun için patronun ailesi, yani çocuğun kızı ve karısıdır. Bizim açımızdan baktığımızda yakın aile bireyleri ya da ilişkili taraf dediğiniz gibi 7. kuzeniniz de sizin yakın aile bireyiniz haline dönüşebiliyor. Dolayısıyla bu kadar böyle somut bir çizgiden gelirsek buraya, bu konuyu da mesleki olarak ele alırken bir parça Anglo-Sakson anlayıştan çıkarıp, yani bunu tetikleyen anlayışı kavrayıp ama yerel anlayışı da bunun içerisine koyup harmanlamakta büyük fayda görüyorum. Birazcık konuyu toparlamak adına hocama söz vermek istiyorum. Hocam söz size. Çok teşekkür ederim. Efendim hepinize saygılar sunuyorum öncelikle. Tabii kongrenin son konuşması olarak hem panel gereği söylenen gerekenler var hem de bir kongre içerisinde kurgulayanlar da yani çoğalık felsefede gördüğüm ve denklerimiz gerektiğini düşündüğüm konular. Belki diğer kongrelerle tartıştım sonra. Şimdi bu altıncısı, İH alan yedincisi, on yedincisi, yedincisi de olur. Bu kongrenin şeyini belirlerken, temasını belirlerken İşletme sayesinde parçası olarak getirdik demiştim, yumusu olarak getirdik demiştim. Bütün vurgumuz şuydu, etik stratejik bir unsurdur. Stratejik unsur ne demek? Stratejik unsur vadeli bir şey demek. Doğru mu? Ya da plan demek ama stratejik plan unsur vadeli bir şey demek. Ve stratejik akılcı olmak durumundadır. İşletmenin faydasına olmak durumundadır. Ama işletmeler artık günümüzde daha karmaşık yapıyorlar, tek başlarına olmadıklarından dolayı. Bütün paylaşımları düşünerek faydalı olabilir. Sabahleyin dendi ki artık işletmelerin yalnızca kârlı olması yetmiyor. Aynı zamanda bir tane teknisi de önemli. Nereden elde edildiği, nasıl elde edildiği ve nasıl paylaşıldığı da önemli. Aslında bir özet bu. Şimdi biz artık üniversitede işletme bölümündeyim. Üniversitede ilk öğrenciler geldiğinde işte işletme şekli falan konuşuyoruz ama işte işletmenin amacı nedir diye soruyoruz. Önce oraya. Bir işletmenin amacı nedir? Herkesten bir şey çıkıyor ama en çok öyle çıkan bir işletmenin amacı kar yapmak gibi bir ifade. Artık çok eski bir olay ama. Biz diyoruz ki işletmenin amacı kar yapmak değildir. İşletmenin amaçlarından bir tanesi de kar yapmaktır. Ama aslında modern işletmenin, doğru işletmenin değerini artırmak. Kar yapmak, işletmenin değerine de artırılmış. Aynı zamanda. Ne güzel. Hem kar yapıyor hem değerini artırıyor. Fakat değeri artırmak yalnızca kar ve imkanlı olan bir şey değildir. Sabahleyin yine Yaşama Dikten Mehmet Bey'in sunumunda işletmeler işte kârlar artmıştır gibi falan hiç kullanılmadı. Ve işte ETS falan da işletmenin kârlar şıkları artmıştır gibi böyle şeyler yok. Ne var? İşletme değerinden bahsediyor değil mi? İşletme değerinden bahsediyor. Dolayısıyla modern işletmecilik hakikaten değerle ilgili. Değer ise satışa dönüşmediğinde öyle değil mi isterseniz? Yani realize olmadığında tam olarak ne olduğu belli olmayan şey. Doğru mu? Karşıma bu. Ve değer, karşıdaki yerine, başkalarını affettiği bir şey. Ve etik, artık işletme stratejisinin en önemli unsurlarından bir tanesi ve değeri etki eden bir unsur. Son derece önemli. Çünkü bizim işletme amacı tanımımızın temel destekçilerinden bir tanesi. Tıpkı kar gibi. Sonra şunlar konuşuldu yine panelde, panelden öncesinde. İşte ahilik falan. Ahilik falan güzel şeyler de, o eski şeyler. Yani işletmeler artık bu kadar daha basit değil. İş modelleri çok karmaşık. İş alanı çok karmaşık. İnsanlar karmaşık. İhtiyaçlar değişti, rekabet arttı.
Tedarikçiler, müşteriler, müşterilerin beklentileri arttı, değil mi? Bir buzdolabı diye bir şey yok ya. Bin türlü buzdolabı var, bin türlü rengi var. Karmaşık oldu. Ve globalleşme oldu. Dünyanın her yerindeki atıyorum ev alıkları, ihtiyaçları birbirine benzer hale geldi. Tüketim alışkanlıkları dünyanın her yerinde geldi. 40 yaşında erkekleri tüketim alışkanlıkları birbirine benzer hale geldi. İşler ona göre kullanmaya başladı. Durum böyle olunca ahirlikte falan çıkacak bir şey değil artık. Daha işte bizim geleneğimiz var, ben katılıyorum, son derece önemli. Ama mesela böyle etik denen şey, içten gelen bir şey bir de ispat edebileceğiniz bir şey değil mi? Yani kimisi de içten gelmeyebilir yani. Mesela hiç içten etik olmak gelmeyebilir ama etik kurallara baka baka yapar ve etik davranışa ulaşabilir. Veya içten hiç o teknik kurallara bakmadan içten geliyorsa yapabilir. Bir zaman bu işi insanın içinden gelmesine bırakma itibariyemiz artık yok dünya. O yüzden mesela burada bu muhasebecinin içinden gelmesine bırakılsaydı mesela şöyle siz bahsettiğiniz bu işte böyle kaç sayfa olmuş son hali? 207-208 208 sayfalık etik kodlar var burada. Hepsi muhasebecilerin muhasebe mesleğini yapanların okuyup uygulaması gereken teknik metinler. Mesela şöyle başlanıyor. Ey muhasebeciler, içinizden geliyorsa hiç buna aklınıza gerek yok. Böyle bir şey başlamıyor. Hiç içinden, en içinden gelmeyin esas olarak koyuyor. Çünkü bu tür kodlar en içinden gelmeyene göre tasarlanıp koyuyor. Ama içinden de geliyorsa, bir de bunu okuyorsa o zaman bu iş çok daha iyi olur. Doğru mu? Şirketin içinde böyle. Biz diyoruz ki şirketlerde de stratejik bir, stratejik planın hatta bir unsuru, değil mi? Stratejik yönetmenin bir unsuru. Stratejik bakış açısının bir unsuru olarak ekip dediğimizde bunun mutlaka yazılması gerekiyor. Niye bunu söylüyorum? Şunu kastetmiyorum. Yazılı olunca mutlaka yazılı olması sabah denediği gibi o grupta, o şirkette, o iş ortamında etik kuralların işte diyelim son derece iyi bir şekilde uygulanmalarına geldi. Ama mesela onlar yazılıyken eğer etik dışı davranış olursa bizim konuşacak bir şeylerimiz oluyor. Şimdi biz sabahleyin kişisel konuşmamızı Yaşar Gümrük'ten evet beri konuşuyoruz. Çok güzel bir sürü yaptı, çok teşekkür ederiz onlara. Yani diğer bir daha yaptı ama. Şimdi diyor ki, ya böyle bir sunum bizde istediğinizde diyor, oturup çalışmak zorunda kaldı. Biz ne yaptık? Bizim de grubumuzda diyor, etik şeyi çok yüksek. Etik kodları var, şu sıra, bir sıra, etik ödülleri alıyoruz falan ama bir masa etrafında toplanıp yine neredeyse değerlendirmek durumunda kaldık. Biz de mesela tekrar değerlendirdik. Mesela bir sunacağız. Biz çok mutlu dedik derken yani mesela etik davranışımız var, etik kodumuz var, etik uygulamalarımız var. Etik ödülü alıyoruz, ürünlerimizi, etik çevreye saygılıyız, her zaman saklıyoruz falan ama derneği toplama ihtiyacı doğduk, duyduk ve sayenizde bunu bir kez daha biz de yaptık. Bu ne demek? Şu demek. Şimdi biz okulda faaliyet muhasebesi derslerinden bir tanesi faaliyet devrine göre faaliyet devrine tek bir şey biz çoğumuz biliyoruz burada muhasebeciler. Bir faaliyet muhasebesi yöntemi. En önemli şey orada mesela deriz ki bir ürün maliyeti, yani ürünler değil maliyete sahip olanlar sizin o ürünü nasıl yaptığınız deriz. Mottosu bu. Çünkü siz hep o örnek verirseniz patlıcan musak yapacaksınız. Siz tavayı 2 metre öteye, patlıcanı alt kata, sobanı da üst kata koyarsanız 3 tane adama ihtiyacınız var. Soba getirin oğlum, atlıcan getir kızım, tavayı getir Mehmet diye. O zaman 3 tane adama ihtiyacınız var, bağış veriyorsunuz. Sizin atlıcan takı çok pahalı yapılmış. Veya tavayı buraya, sobanı buraya, atlıcanı buraya koyarsanız bir kişi hepsini alır ve yapar yine atlıcan uzakta daha uzak olur. O yüzden maliyetin sebebi atlıcan değil. Sizin onu nasıl yaptığınız. Şimdi biz burada yaklaşarak şöyle diyoruz insanlara. Ya diyoruz, arkadaşlar hepiniz değişik işlere çalışıyorsunuz. Bunlar arasında muhasebeciler de var, diğerleri de var. Özellikle yüklerle ilgili muhasebeciler. Herkes diyoruz, burada makarna yapmayı bile biliyoruz diyorlar. Anlatın bakalım nasıl yapıyorsunuz. Anlatın dediğinizde inanılmaz şeylerle karşılaşıyorsunuz. Bir insan yıllardan beri yaptığı şeyi nasıl yaptığını anlatamıyor. Yaz dediğiniz zaman bambaşka bir şey oluyor. Yıllardan beri böyle esmeri otomatik olarak yaptıkları şeyi yazmaya yaptıklarında okuduklarında kendileri bile gözlerine İnanamıyorlar. Niye öyle yaptıklarını bir türlü açıklayamıyorlar. Mesela her makarnayanlar işte burada kadar tuz koymaya kalktı. Niye öyle koyuyorsunuz dedik. Kimse cevabı veremedi. Yapışmasın diye.
Ve gidiyoruz, yaptınız, yapıştı da. Sonra bir karar veririz, hayır. Niye öyle yapıyorsunuz? Annem de öyle yapar. İşte böyle alışkanlıklar, işte böyle gelenekler. Öyle değilmiş. Biz diyoruz ki, şirkette oturacaklar, küçük veya büyük. Etik kod yapacağız bence deyip bir proje başlatacaklar. Bu böyle çok derya deniz, sayfalar nasıl bir şey olması gerekmiyor. Her işletmenin kendi boyutuna ve anlayışına göre işletme içerisindeki anahtar kişiler, yani başta bir söyledim olmak üzere değil mi? Oturup bunu tartışma konusu yapıp, biraz da hale getirmek yaptıklarında, o zaman bu etik denen, havalı uçuşan, içten gelmesi beklenen şey, yazılı hale geliyor, somut hale geliyor. Görünür olmayan şeyler, yani görünür hale getirmezseniz yok gibidir. O yüzden yazılı hale gelmesinde biz, ben şahsen çok ısrarlıyım. Bir yönetim ve sonra işletme bölümü, başkanı olarak, muhasebe hocası olarak çok ısrarlıyım. Çünkü sebebi yazılı hale getirmek için yapılacak olan çalışma. Biz o çalışmanın işletme içerisinde bir farkındalık yaratacağını ve orada başka ne diyelim, başka faydalar elde edebileceğini düşünüyoruz. Durum yalnızca yani buradaki ısrarımız yalnızca şey değil. Yani tabii ki işletme çok daha iş modeli içerikli, karmaşık değilse, işte değerleri varsa, kurucusu var zaten etik anlamda çok gelişmiş, buradan gelirse duyduğu örf, adet falan. Ama onları bağlayamayız sadece. Onlar varsa ne mutlu. Ama mutlaka yazmamız lazım. Yazılı hale getirdiğini bitirince olmuyor. Bakın, muhasebeciler işte diyorlar ki eğitim aldılar. Şimdi de o karşılıklı beyanlarına imzalacaklar odalarıyla. Sonra onu asacaklar falan. Niye böyle bir şey yapıyoruz? Onu görünür hale getirmeye çalışıyoruz. Şimdi stratejik deyince bizim kullanımızdan bir tanesi şudur. Bir işletmede stratejik olmayan hiçbir davranış ve faaliyet yapılmamalıdır. Şimdi bu çok özlü bir söz. Ya diyorlar, ya diyoruz, stratejik olan davranışları yapalım, stratejik olmadan yapmayalım. Peki diyoruz veya faaliyetleri. Nasıl diyorlar yani stratejik denerek? Şöyle diyoruz, müşteri yapmadığınızda, onu yapmadığınızda, müşterinin hiç farkına varmadığı faaliyetler stratejik değildir. Dolayısıyla onları yapıyorsanız, yapmayın, böylece faaliyetler de bulursunuz. Hani şu kahve dükkanına gittiğimiz zaman yanına bir tane kurabiye koyarlar. Son moda, son 10 yıldan beri değil mi? Avrupa'daki gibi. Çoğumuzun kurabiyeyi yemeyiz. Bir iş yeri sahibi, madem ki senin kurabiyen sürekli geri geliyorsa, yok kurabiye koyma. Veya müşteriler kurabiye koymuyorsun diye gelmiyorsa, o zaman iyi kurabiye. Şu demek. Veya bir restoranınız var, o kadar temiz ki, temizliğe o kadar çok önem veriyorsunuz ki, fakat müşterileriniz sizin bu verdiğiniz önemi algılamıyorlar. Çünkü insanlar dışarı yemeğe gidiyorlarsa, o güzel bir restoranda, orada bir hijyen algıları var onların. Fakat siz bu temizliği öne çıkardığınızda, buraya başkalarının daha çok geleceğini düşünüyorsanız, o temizliği ne yapacaksınız? Görünür kılacaksınız. Yazın oraya, mutfağımızı gezebilirsiniz mesela, bunların bir tanesi. O zaman başka bir şey dönüşür. O yaptığınız temizlik çabası, müşteri tarafından algılanır ve değer katılır ve parası ödenir. Nereye bağlıyoruz? Etik, yazılı hale getirilirse şirketler tarafından, görünür hale getirilirse ve karşılığında da o şirketle ilgisi olarak bunu alırlar. Ve işletmeye hem orta hem uzun vadede bunun katkısı olur. Bugün 300 kişi değil mi? 301 kişi davetli oldu bu şeyde, Soma'daki bir faciada. Başlı başına etik bir faciasıdır. Hem yasal bir şeyler olmamak vardır. Ama iş ettiği anlamında yani çok önemli bir örnektir. Doğru mu? Mesela maliyet fayda hesabı okuyorsunuz. Geçen gün diyorlar işte 10 liralık, 20 liralık bir makineyi alsalardı bu kadar insan ölmezdi gibi böyle. Çok, o çok gerçekten üzücü şeylerle karşı karşıyayız. Maliyet fayda hesabıyla bir karşı karşıyayız. Başlı başına etik problemi. Ya işte o işletmeler yok bile artık. Yani kapandı o işletmeler. Bitti o işletmeler. Yani o işletmeler, mesela şimdi kapıda falan yürüyip, onu önüne göre yetmeyecekler. Bu kadar strateji dışı bir uygulama değil mi? Neden diyoruz? İşte o yüzden diyoruz, etik, stratejik bir ısıtma ile işletmeye değer katar, işletmeyi sürdürülebilir kılır. Sürdürülebilir Türk işletmelerine en büyük problemlerinden bir tanesi. Çoğunluğu aile şirket olan Türk işletmelerinin %85'i, %3'si de yok oluyor. Biliyorsunuz, böyle istatistikler var. Kuruyor baba,
emeğiyle getiriyor, iyi kötü bir şekilde getiriyor. Sonra öbürü de devam ediyor, sonra öbürü de kalınca batıyor. Çalışanlarıyla, vesairesiyle, etrafıyla değil mi? Bir sürü hüzünlü bir şey. Türkiye'de 100 yıl üzerinde işletme, Şeker Cavet Efendi, Hüseyin Hoca, Mehmet Efendi falan dışında bir şeye ulaşamıyoruz. Bunlar çok üzücü şeyler. Dolayısıyla bu iş kozmetik bir iş değil. Etik havalı olsun diye konuştuğumuz bir kavram değil. Etik söylendi, lüks bir uygulama değil. Etik iş hayatının en temeline oturması gereken ve nesiller ve aklınması gereken çok önemli bir kavram. İşte ahlak falan dediğimiz zaman daha farklı oluyor. Direkt etik kelimesini kullanmaya çalışıyoruz. Ne var buraya? İşte 6. ahlak muhasebe ahlak kongresi denilebilir değil mi? Öyle değil. Etik diyerek daha teknik bir terim kullanmayı tercih ediyoruz. Öyle bir ayrışma oluverdi. Çünkü ahlak değil de daha uhreli bir şeye dönüşüyor iş. Daha din, töre, değil mi? Gelenekler, ahlak, mahalle, insanlar, öyle değil. Onlar var tabii. Ama yazılı ve teknik bir mesele. Şimdi ben sormaya valla çekiliyorum. Ama valla sormaya da aklım var herhalde. Biz bizeyiz. Üçüncü kitap bu değil mi başkanım? Bu üçüncü baskı. Ve siz de söyleyebilirsiniz belki ama herhalde bir ay içinde, iki ay içinde öbürü de geliyor. Daha yeni bir baskısı geliyor. Bunu okudunuz mu? Okudunuz mu? Tercihesi de abi değil mi? Bunu okudunuz mu? Sorsak kimler okudu diye şöyle bir soru sormuyorum. Onu sorunca olmayacak. Ama bunu okudunuz mu? Şimdi bunu okumadığınız zaman gerçekten çok farklı şeylerden bahsediyor olabiliriz. Mesela Seçil Hoca ve Çağrı Hoca burada. Şimdi diyor ki kodlardan hangi nerede atıfta bulunuyor diyorlar mesela. Kodlardan hangi nerede atıfta bulunduğuna cevap veremeyenlerin mi sorulabilir? Neden? Çünkü bunu okumamışlar. İçten geldiği bir şey değil yani. O teknik bir ifade. Bunu okumayınca geldi. Bu... Tabii tabii. Mikrofon lütfen, aynı anda. Diğer mikrofonu açar mısınız? Diyor ki işin ruhuna inanmıyoruz. Yani biraz önce işte S&P 500'deki şirketlerin değer artışlarını gördük. Yani itibarla ilgili ve etikle alakalı olduğunda hepimiz hemfikiriz. Bu insanlar üçüncü taraflarla da aynı özellikleri aramaya başladılar bu şirketler ve yöneticileri. Dolayısıyla bu network ağa gitgide gelişiyor. Bu etik değerleri kullanan şirketleri tercih ediyorlar tedarikçi olarak. O tedarikçiler de o standartlara ulaştığında onlar da kendileriyle çalışan tedarikçilerin ve müşterilerin aynı şekilde olmasını istiyorlar. Dolayısıyla müşterilerimiz için söylüyorum veya hepimiz burada yarın bir girişimci olabiliriz. Belki içimizde vardır şirket sahibi olan girişimciler de veya sektörde faaliyet gösteren. Onların da bir zaman sonra önünde, yani sürdürülebilir olmuyor. Hocamızın da söylediği bir stratejik olmuyor zaten. Diyelim ki inanmıyoruz. Biz bu tutumların hepsini safsata olarak görüyoruz. Ticari değer artırmadığına ikna olmadınız bir şekilde. Ama gerçekten buna zorunlu olacak. Bütün şirketler yapmak zorunda kalacaklar. Bugün büyük kontratların hepsinde, özellikle bunu tarım şirketlerinde görüyoruz. Mesela bizim inşaatçılarımız, bu İngilizcesini söylememeye gayret ediyor. İş güvenliği ile ilgili bazı standartizasyonları bu büyük projeler sayesinde elde etmeye çaba gösterdiler. Bu çok acıdır. Yani çalışanına değer verdiğinden dolayı değil, Abu Dhabi'deki ihaleye girebilmek için bunu yaptı. Amerika'daki ihaleye girebilmek için bunu yaptı. Ama olsun bu da bir şeydir. Neticede artık o standartlar uygulanıyor. Dolayısıyla yazılı olması, okunabilir olması, o aktin arka tarafta sınav olması, gerçekten hesap sorumluluğu olması önemli bir şeyler. Yani biz şimdi mesela piyasadaki küçük işletme sahipleriyle konuşunca yeni türeyen böyle business'lar var. Çok ilginç bir şey. Yeni iş modelleri var. Yani kanundaki boşluklardan faydalanarak ama aslında etik olmayan ve son derece kazançlı işler var. Ben onlara şu soruyu soruyorum. Yani diyorum ki sizin bir mali müşahınız var mı? Bunun bir şekilde yani yaptığınız işin bir bilançosu, bir gelir tarafı olmaz olur mu diyor. Benim mali müşahınım da var. Yeminli mali.